Aynı zamanda yaklaşık 1000 kişiyi istihdam eden özel bir şirketin de sahibi olan Bakan Nebati, asgari ücretle ilgili güzel haber vermesi beklenirken maaşlı çalışan işçilere hakaret gibi bir açıklama yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Habertürk'ten Sevilay Yılman'ı arayarak açıklamalarda bulundu. Yılman, çiçeği burnunda bakana önce yeni ekonomik modeli yani Erdoğan'ın faiz indirme politikasını sordu. Yeni ekonomik model tutmazsa sorusunu şöyle yanıtladı. Üzülürüm çünkü ya kahramanı olacağım çocuklarımın ya da boynu bükük bir şekilde eve döneceğim ve onların da boynunu bükmüş olacağım. Ben eve boynu bükük dönemem. Maliye Bakanı Erdoğan'ın bahsettiği gibi bir dış güç olmadığını, doların yükselmesinin faizlerin düşürülmesine bağlı olduğunu söyledi. Karamsar tablo çizenleri eleştirdi ve belki de asgari ücretlerin yıllarca unutamayacağı o kırıcı açıklamasını yaptı. Onlara diyorum ki sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer. Bin çalışanımız var, bin kişiyle beraber bütün varlığımı kaybederim. Ben babadan görme bir insanım, babamın bana bıraktıklarını kaybederim. Ben bunu göz alır mıyım? Bakan Nebati'nin asgari ücretlerin içinde yer aldığı maaşı çalışanlara yeni ekonomik model tutmazsa sen en fazla maaşını kaybedersin ama ben babadan kalma şirketimi kaybederim demesi işçileri aşağılama ifadesi olarak yorumlandı. Bakan Nebati skandal açıklamasını bir adım daha ileri taşıdı. AKP batarsa siz de batarsınız mesajını verdi. Bitersek hep beraber biteceğiz. Kazanırsak hep beraber Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bizi inanmayanlar. Maliye Bakanı yeni asgari ücret için rakam vermedi ama çok iyi bir artış olacağı sözünü verdi. Sadece bakan olarak değil patron olarak da bu artışı destekliyorum dedi.